Uğur Poyraz bekliyor. Şimdi İyi Parti Genel Sekreteri. İznin olursa şimdi sen yabancı değilsin. O yüzden seni bekleteceğim. Sayın Poyraz merhabalar. Sizi de beklettik. Kusura bakmayın. Yoğun bir trafik içerisinde böyle konuk sayımız bir hayli fazla. Her şeyden önce güzel ve iyi bir yıl diliyoruz. Sağlık diliyoruz efendim. Şimdi yap işlet devret modelini konuşurken biraz da hukuka girdik aslına bakarsanız. Yani bu projelerle ilgili Türk yargısı değil Londra yargısının, İngiltere yargısının devreye girecek olmasıyla ilgili de bir dokunduk. Ne dersiniz? Bir anda işte Sayın Yavuz Yılmaz dedi ki bu bir kara delik, ekonominin kara deliği. Öte taraftan da bununla ilgili herhangi bir itiraz olduğunda kendi yargımıza değil de Elinoğlu'nun yargısına başvurma durumu. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum, iyi seneler diliyorum. Stüdyodaki konuklarınıza da sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Teşekkürler. Tabii şimdi bu konuyla ilgili bu konuya bakarken birazcık geniş perspektiften bakmak gerekiyor. Şöyle ki mevcut iktidar 19 yıllık iktidarında anayasal yani devletin anayasal ödevlerinin çoğunu taşer etmeyi tercih etti. Ya eğitimi çeşitli cemaatlere, gruplara ve özel sektöre, sağlığı aynı şekilde, devamında yargıyı taşer etmeye çalıştı. Kolluğu taşer etmeye çalıştı ve bu taşer etmeye çalıştığı hain Fethullahçı terör örgütüyle bir dönem bayağı bildiğiniz bir ortaklık ilişkisi içerisindeydi. Tabii ondan sonra Allah'ım ve milletim beni affetsin diyerek bir pişmanlık göstergesi ortaya koydular ve bununla ilgili tepki gösterdiler. Tabii şimdi siz anayasal bütün ödevlerinizi yani eğitimdir, sağlıktır, güvenliktir, yargıdır bütün bu ödevlerinizi çeşitli kişi, grup ve yapılara taşır ettiğiniz zaman o zaman siz ne yapacaksınız? Vatandaşı da somut dönemde kabul edeceksiniz. Yani gözle görebilen, elle tutulabilen ürünlere yani hizmetin kendisine değil. Adalet deyince hakkı adil yargılamayı, tarafsız ve bağımsız yargılamayı değil, adliye binalarını. Hizmet dediğiniz zaman otoyolları, köprüleri. Bunlar çünkü elle tutulabilen, gözle görülebilen unsurlar ve mevcut iktidar 18-19 yıllık iktidarı döneminde somut imalatlar yapmaya çalıştı. Ancak bunların hiçbirinin içeriğini oluşturmaya, hizmetin gerçekten sosyal bir devletin ne olduğu, demokrasinin ne olduğu, insan haklarının ne olduğu, adaletin ne olduğu, adil ve tarafsız yargılamanın ne kadar kıymetli ve hepimizin hayatına nasıl dokunabileceği ve hukuk sisteminin güçlendirildiği, demokrasinin güçlendirildiği bir ülkede ekonominin, işsizliğin, ekonomik kırılganlığın ve işsizliğin var olmayacağını hiç öngörmedi. Dolayısıyla burada yapılan sözleşmelerde değerli konuklar da hem özel sektör anlamından hem kamu anlamında takdir edeceklerdir ki yapılan sözleşmelerin tamamında sözleşme serbestlisi var. Sözleşme serbestlisi var da sözleşme serbestlisi burada yüklenici için var. Yöneticiler için sözleşme serbestlisi bu ülkenin kadim, bu devletin kadim geleneklerine, bu ülkenin vatandaşlarının, fertlerinin alın terine, bütün bunlara ilişkin bir sorumlulukları var. Bununla ilgili kendi hukukuna sözleşmeye imza koyan idareciler kendi hukuklarına değil, karşı taraf yükleniciler sizin hukukunuza güvenmiyorlar. Hatırlayınız Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Adalet Bakanı'nın bu yargı reformundan bahsettikleri ilk cümlenin devamında yabancı yatırımcıları öne koydular. Yani biz yargı reformunu ilk duyduğumuzda Sayın Cumhurbaşkanı ve devamlı Sayın Adalet Bakanı'ndan ikinci cümle yabancı yatırımcılarla alakalıydı. Şimdi yabancı yatırımcıya özel bir reform yapıyorsak biz bunu kendi tarihimizden, şanlı tarihimizdeki kara lekelerden biri olan kapitülasyonlardan hatırlıyoruz. Bu durumda ben eğer yabancı yatırımcıya özel bir reform oluşturacaksam bunun adı bizim tarihimizde kapitülasyondur. Şimdi yabancı yatırımcı özel bir reform oluştururken yerli yatırımcımı ne yapacağım? Esnafım, küçük, orta ve büyük ölçekli sanayicim hepsi perişan durumda. Şimdi biz bunu söyleyince hayır İHA'lar, SİHA'lar biz muazzam sanayi devrimi içerisindeyiz gibi hangi kriterlere göre
belirlediklerini anlamadım ki bu rakamlarla oynamak artık çok konforlu hale geldi mevcut iktidar için. O rakamlarla oynayıp önümüze bir kağıt parçası ortaya koyuyorlar. İşte size veri diyorlar. Şimdi ben yabancı yatırımcıya bir takım avantajlar sağladıkları için gidip Fransa'da, İsviçre'de, İngiltere'de, Almanya'da firma kurup Türkiye'de şube mi açmalıyım? Ben bir Türk vatandaşıyım. Şimdi hukuk reformundan bahsediyorsunuz. Yabancı yatırımcı sizin ülkenizde yabancılara özel bir yatırım olmadığı için değil, sizin hukuku tam, adil ve kamil bir şekilde uygulamadığınız için gittiler. Uğur Bey, Sedat Bozkurt'un bir sorusu olacak. Araya giriyorum. Çok güzel bir yere temas ettiniz. Ben de hatırlamaya başladım. Lütfen düzeltin doğruysa ya da yanlışsa, doğrusu neyse söyleyin. Sanırım bu kamu özel işbirliğinde bir kredi başvurusu yapıldığı zaman bu mahkemelerin Londra olmasını, krediyi verecek bankalar Türkiye'deki yargının bağımsız olmadığını yazılı olarak bildirerek söylemişlerdi. Ve bu mahkemeyi de kabul ederek, yani Londra merkezli mahkemeleri de kabul ederek Türkiye bir anlamda yargısının bağımsız olmadığını ifade etmiş olmuyor muydu o zaman? Şimdi bu söz konusu konu, evet, haberlere ve gazetelere yansımış bir konuydu ama ben açıkça evrakı bizzat görmedim. Evrakı bizzat görmediğim için ve bu yap işlet devret ve diğer bütün sözleşmelerde hiçbir şekilde kamuya açık bir halde değil. İstediğiniz zaman ulaşabildiğiniz, detaylarına hakim olabildiğiniz sözleşmeler değil. Bugün geçen hafta yine İYİ Parti Başkanlık Divanı'nın gündemindeki konulardan biriydi. Bursa Milletvekilimiz ve aynı zamanda Grup Başkanımız Sayın İsmail Tatlıoğlu'nun özel bir çalışmayla Orhan Gazi Köprüsü'ne ilişkin bir fizibilite çalışması getirmişti. Ve bu fizibilite çalışmasındaki detaylar ilk sözleşmenin taslak metni elimizde. Sözleşmenin taslak metniyle mevcut sözleşmenin ne olduğunu karşılaştıramıyoruz. Mevcut sözleşmeler yok. Mevcut sözleşmene ulaşabilmek mümkün değil. Yani burada ancak yabancı yatırımcıların çoğunun ve yabancı bankaların ya da kredi kuruluşlarının çoğunun Türkiye'deki hukuk sistemine ilişkin tereddütleri ve bu konudaki şerhleri, görüş şerhleri, ekspertiz anlamında söylüyorum, söz konusu. Bunlara katılırız, katılmayız. Yani ben en azından Türk hukukunun münferit kararlarını, bir takım yargıçların bu anlamda kendilerini siyasilerle özdeşleştiren kararlarını elbette ki bir hukukçu olarak, bir vatandaş olarak ve bir siyasetçi olarak kınıyoruz. Ama bunu bütün yargımıza hasrederek yargımızı da töhmet altında bırakmamalı, mevcut yargıçlarımızı, savcılarımızı ve yargı çalışanlarımızı bu anlamda vatandaş olarak, muhalefet olarak da onlara güç, kuvvet ve destek vermeliyiz ki onlar da en azından direnişlerini, birer yargı neferi olduklarını unutmasınlar. Bu siyasal örümcek ağının bir parçasına takılmamaları gerekiyor. Dolayısıyla evet, haberlere, yerli ve yabancı haberlere, böyle bir ajanslara böyle bir haber düşmüştü. Böyle bir haberi ben de hatırlıyorum. Ancak metni görmediğim için bir hukukçu sorumluluğumla bu metin üzerinden, yani haberler üzerinden bir yorum yapabilmem çok doğru değil. Ama metni görseydim ve bu metnin bir sözleşmeye ilişik bir ek olduğunu da görseydim, bununla ilgili sanıyorum daha sert bir tepki ve sert cümle kurabilirdim. Burada herhalde şunu da araya gireceğim tekrar. Ticari sır konusunu da bir konuşmak icap eder herhalde. Çünkü sizler, özellikle muhalefet cephesi, bu sözleşmelerle ilgili nereye ne verildi, nasıl oldu, o sözleşme detaylarını sıklıkla sorduğunuzda karşınıza hep şöyle bir duvar çıkıyor. Ticari sır. Veya özel hukuk hükümlerine tabi olduğu için paylaşamayız diye, ama bu bir puzzle. Bu puzzle'ı çözmek de bizim işimiz. Evet, vermeyebilirler. Ama şu ana kadar tahmin ediyorum sadece ben 100 tane bu konuyla ilgili çapraz ve netice alıcı sözleşme maddelerini teker teker yakalayabileceğimiz bazı sonuçlara da ulaştık açıkçası. Şimdi burada aslında çok kıymetli tabii görüşler alıyoruz. Bir yandan yabancı tahkim, yani Londra mahkemelerinin uyuşmazlıklar durumunda yetkili olmasının, sözleşmeye bağlanmasının nedenlerinden biri de bu köprü, tünel, otoyol ihalelerini alan konsorsiyumlarda birer de yabancı uluslararası firmanın yer alması. Aslında onun üzerinden ilerliyor. Burada enteresan olan şey şu, bu yapılan köprü, tünel, otoyollar Türkiye'de Türk firmaları açısından oldukça
dövizin yükselmesiyle birlikte sıkıntı veren durumlara girebiliyor. Ancak bu kredi veren kuruluşlar açısından veya döviz cinsinden para kazanarak işletmesinin devamlılığını sağlayan uluslararası firmalar, yabancı firmalar için öyle değil. Onlar için müthiş karlı bir iş. Çünkü neticede dolar olarak sözleşme yapıyor ve dolar karşılığı TL olarak para alıyor. Gelir garantisi var, hazine garantisi var. Bakın bu elimde görmüş olduğunuz evrak Sayıştay'ın genel uygunluk bildirimindeki devletin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Hazinesi'nin bu yap işlet devlet modelli projelerdeki borç üstlenim tutarları. Yani yurt dışından alınan kredilere de kefil olan yine bizim devletimiz. Dolayısıyla kamulaştırma dediğimiz şey bile bir yerde burada neredeyse zaten bir teferruat gibi kalmış. Zaten iş devlet arkasında, devlet sahibi her şeyine kefil olmuş. Yani bir tek adını koymak kalmış aslında. Ve bir noktada da aslında yapacak da çok şey var. Yani bunun için sadece iktidar olmayı beklemek gerekmiyor. Bu kamulaştırma dediğimiz konunun bazı ayakları var. Bakın bu ayakları AKP gerçekleştirmiyor. Biz sadece birkaç hamle bile atsak vatandaş rahatlayacak, bu yolların pek çoğundan ücretsiz bir şekilde geçecek. Öyle ama, bir imkan var mı ama, yani? Ama her şeyden önce bu şirketlere, yandaş şirketlerine sağlanan bu fahiş karlarla ilgili hükümetin pozisyonunu değiştirmesi, bakış açısını değiştirmesi gerekli. Bakın bir örnek. Yine bir Sayıştay raporu, Karayolları Genel Müdürlüğü 2019 yılı Sayıştay raporu. Ne diyor? Diyor ki bulgusunda, yap işlet devlet modeliyle yaptırılan Gebze, Orhan Gazi, İzmir, Osman Gazi Köprüsü dahil otoyolunu işleten görevli şirket devlete kamulaştırma kullanım bedeli olarak 568 milyon TL'lik borcunu ödememişti. Bakın bu kadar kar ediyorlar. Fahiş karlar ediyorlar. Bir de üstüne devlete borcu var. Onu da ödemiyor şirketler. 2010-2019 yılları arasında toplam 568 milyon TL borç. Şimdi siz 568 milyon TL diyorsunuz ama biz telekom örneğini yaşamış bir kuşağız. Telekom'da 5 milyar dolar gitti. Yani o 5 milyar doları ödemediği gibi içi boşaltılmış bir kurumu adını 3 tane bankaya dayatıverdiler. 3 bankaya bırakıp gittiler. İçindeki parayı işlettiği 6 yıl boyunca elde ettiği karı transfer ederek gittiler. Yani şimdi bu örnekler var önümüzde galiba. Yani bununla evet, ama bir yerinden de başlamak gerekiyor. Yani bu Sayıştay'ın devletin resmi Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetim yapan kurumunun tespit ettiği, yazdığı, gözümüzün önünde duran bir evrak. Galiba buradan hareketle şunu yapmak gerekiyor. Bu raporları aldınız, bu raporların peşine düşüp gereğinin yapılıp yapılmadığını sorgulamak gerekiyor. Yani Sayıştay, ben gazeteciliğe başladığım 30 yıl önce de raporları hazırlanırdı, gelirdi, kitapların içerisinden bulurduk. Öneriler vardı, takipte kalırdı, hepsi de takipte. Yani bir sonraki yıla devreder, hep takip. Eğer siz takip etmezseniz o hep takipte, kağıt üzerinde takipte kalmaya devam ediyor. Dolayısıyla burada bununla ilgili olarak bir takip merkezi kurmak gerekiyor galiba. Aslında biz parti olarak şu anda bunu yapıyoruz. Uzun zamandan beri bu dediğim gibi puzzle'ın eksik parçalarını birleştirerek büyük fotoğrafı da ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Şimdi burada konu şu aslında. Sadece Sayıştay'ın bir bulguyu tespit etmesiyle ilgili de değil. Konu bunun peşinden gitmek. Bunu çalışmak. Yani evet buraya 568 milyon TL yazmış. Bu kadar mı peki? Yani bu kadar mı? Hayır, bu kadar değil. Bu 2035 yılında kamuya devredilene kadar Osman Gazi Köprüsü ve o otoyol hattı, bu rakam yaklaşık 1,5 milyar TL olacak. Bu ülkede insanlar, çocuklar tablet alamadığı için, cep telefonu çekmediği için eğitim hakkından mahrum kalıyor. Yani bu ülke aslında, bu ülkedeki vatandaşların pek çoğu bir simide muhtaç durumda. O yüzden rakamlar, evet rakamlar gittikçe büyüyor, dağ gibi oluyor. Belki herkes alışıyor duymaya. Bunun vatandaşın bireysel ekonomisine nasıl yansıdığı boyutuyla aktarmamız gerekiyor. Ama ortaya çıkan tablo şu. Bu yap işe devret modeliyle ilgili açılan delik nedeniyle
vatandaşımızın asgari ücreti geçim sıkıntısı yaratacak boyutun arasına sıkışıp kalıyor. Sadece şu yap işlet devletlerle ödedikleri kur farkını vatandaş için harcasalardı, bu ekonomiyi düzgün bir şekilde yönetselerdi bugün asgari ücret 3500 TL'ydi. Tabii burada şimdi müstakbel iktidar ortakları olarak bir CHP'li ve İYİ Partili üyeyi bulmuşken sormak lazım. Yani burada itiraz edilmesi gereken şöyle bir mantık var aslında. Yani kapitalizmi bile aşan bir mantıktan söz ediyoruz. Ya benim babam esnaftı, işte pastacıydı, akrabalarımın hepsi fırıncı. Tahmin etmişsinizdir, Rizeliyim. Şimdi şöyle bir ekonomi yok. Bugün ne kadar fırın ekmek üretirsen üret, sattığını sat, kalanını devlet satın alacak. Ya da ne kadar poğaça ürettiysen üret, sattığını sat, kalanını devlet alacaktır. Ya da aynı şey sucu için de geçerli, sütçü için de geçerli. İşte üretici için de domates üreten, salatalık üreten çiftçi için de geçerli. Bu kapitalizmi aşan bir mantık. Yani bir siz köprü yaptırıyorsunuz, bir uçak yaptırıyorsunuz, havalanı yaptırıyorsunuz yolcu garantili ve %95 sapıyor. Köprü yapıyorsunuz, karayolu yapıyorsunuz, %75'i, %70'i ancak tutturuyor. Yani bu kapitalist mantığı aşan bir ekonomik modelde ortaya getirmek lazım. Hani bu kamulaştırdığınız zaman bunlar hep teknik terimler üzerinde kalıyor. Bunu kamuoyuna anlatırken, örneğin bugün AK Parti seçmenine bunu anlatırken kullanacağınız argüman bu olmamalı mı? Yani şöyle, aynı zamanda İYİ Parti'nin temsilcisi Uğur Bey'e de soralım. Deniz Bey, izin verirseniz hem de şöyle ekleyerek sormak da isterim Sedat Bozkurt'un sorusuna. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi kamulaştırma vurgusu yaparak bu özellikle köy dediğimiz işte kamu özel işbirliğine dönük olarak bir kamulaştırma vurgusu yapıyor. Bir de tam da Sayın Bozkurt'un ifade ettiği gibi yani topluma anlatırken kullanacağınız argümanlar da önemli değil mi? Şimdi çok büyük rakamlardan bahsedince vatandaş belki tam anlamıyla algıda bir yer etmiyor. Bir de devlet bütçesi diye bakıyor olaya. Ama biraz daha özele inerek, biraz daha bireysel anlamda kişiye dokunacak şekilde bunu ifade etme projesi, planı ve aynı zamanda sizin için de kamulaştırma dediğimizde bakış açısı nedir? CHP'nin bir de şöyle bir iddiası ve duruşu var. Diyor ki biz iktidar olduğumuzda kesin hesap komisyonu kuracağız, evet, ve onu da muhalefete vereceğiz diye. Siz de o noktadan mı bakıyorsunuz olaya? Şimdi önce Sayın Bozkurt'un sorusuna bir cevap vermek istiyorum. Sayın Bozkurt babasının ve akrabalarının esnaflığından ve o dönemdeki ekonomik tutarsızlıktan bahsetti. Burada bu rakamların bu kadar büyümesinin sebebi aslında AK Parti'nin kendisini tanımlarken çıraklık, kalfalık ve ustalık dönemi diye üçe ayırması ve bu rakamları bu kadar büyük meblağlar tutması da aslında ustalık dönemleriyle alakalı. Çıraklık ve kalfalık dönemlerinde bu kadar büyük rakamları anladığım kadarıyla ihtiyaç duymuyorlardı. Şimdi burada bu kamulaştırma konusuna teknik olarak bunu belki siyaseten söylenebilir bir şey ama biz hukuk devleti ilkesini ortaya koyarken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarına bağlılıktan bahsediyoruz. Ortada bir sözleşme var. Bu sözleşme doğrultusunda, bu çünkü özel hukuk sözleşmesi ve bu özel hukuk sözleşmesinin çok detaylı bir şekilde incelenmesi gerekiyor. İncelendikten sonra buradaki bizim fahiş dediğimiz rakamlar söz konusuysa bunların tahsili ya da bunların sözleşmeden mahsubu gibi süreçler başlatılır. Tabii. Ama kamulaştırma belki bunu Cumhuriyet Halk Partisi vatandaşın anlayabileceği bir dil olarak tercih etmiş olabilir ama ben Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki hukukçuların da, Adalet ve Kalkınma Partisi'ndeki hukukçuların da, İYİ Parti'dekilerin de veya herhangi bir partiye mensup olmayan hukukçuların da eylemin bir kamulaştırma olmayacağını, bu anlamda sözleşmeye ile bağlılık prensibini daha titiz ve dikkatli bir şekilde ortaya konulması gerektiğini ve burada fahiş satın almalar ya da fahiş ödemeler varsa bu fahiş ödemelere ilişkin bir, bunların geri adım atılması için yine uluslararası yani o sözleşmede bahsedilen, bugün İngiliz tahkiminin gerekçesi aslında şöyle bir durum var. İngiltere'de İngiliz tahkiminin çoğu özel sektörde tercih edilmesinin sebebi, yani bu sadece Türkiye için değil, Kore ile de işbirliği yapanların birçoğu, Çin'de de, Japonya'da da, Hindistan'da da, yani bu İngiltere'nin o sömürgeci emperyal tavrından kaynaklanmıyor. Çünkü İngiliz tahkiminin bir prensibi var. O da iyi niyet prensibi. İngiliz tahkiminin bu anlamda uluslararası hukuk camiasında İngiliz tahkimi iyi niyet üzerine kurulu olduğu için
Bu anlamda da bilinen bir tahkim modelidir. Tabii bu mevcut tahkim sistemini mutlak doğru kabul ettiğimiz anlamına gelmiyor. Ancak detaya geldiğimizde buradaki konu kamulaştırma değil, o sözleşmeye bağlılık. O sözleşmeye bağlılık demek, tekrar altını çiziyorum. Bir, bu sözleşmede bir fahişlik varsa bu fahişliğin ortadan kaldırılması. İki, bu sözleşmenin yapılmasında bir suistimal varsa ilgililere sorumluluğuna gidilmesi ve rücu edilmesi. Şimdi burada bir başka detayımız da şu. Yani bugün Türkiye'de inşaat sektörü Türkiye'nin en lokomotif sektörlerinden biri. Yani bir otoyolun, bir köprünün ne kadara mal olacağı, ki imal edilmiş, bitmiş bir otoyol ve köprünün ne kadara mal olacağı belli. Burada ticari sözleşmelere de çok ciddi anlamda ihtiyacımız yok. Bu sözleşmeye, yani buraya da ilgili ne ödendiği, ne ödeneceği Sayıştay raporlarında da var. Şimdi bunları karbon kağıdı gibi ikisini üst üste koyduğumuzda buranın neye mal olduğu, ne kadar süre içerisinde ne kadara mal olacağı ve bunun geri dönüşümünün ne kadar sürede tamamlanacağı gibi matematiksel işlemler hem inşaat mühendisliğinin konusu hem de bu anlamda Sayıştay'ın, kamunun ve Sayıştay'ın çok uzmanlaştığı bir alan. Dolayısıyla bunlarla ilgili aslında benim sözleşmelere de ihtiyacım yok. Şu an çok basit bir matematik yapabilir vatandaşlarımız. Bugün kullandıkları otoyol ve köprüleri ne kadar ödediklerine bakacaklar. Bununla ilgili Sayıştay çok net bir şekilde bu otoyol ve köprülere geri dönüş olarak ne kadar ödeme yapıldığını söylüyor. Bunun bir kısmını vatandaş ödüyor. Vatandaşın ödeyemediği ya da vatandaşın yeterli sayıda geçmediği alanı da devlet taahhütleri çerçevesinde ödüyor. Şimdi bu aradaki farkı birbirinden çıkarttığınız zaman oradan kaç tane arabanın geçtiğini bulursunuz. Devletin bunun üzerine ne kadar eklediğini görürsünüz. Şimdi devletin ödediği de gökten zembille inmiyor. Bu da vatandaşın cebinden çıkıyor. Yani bu matematiği bu şekilde de vatandaşa dayatmak hem sağlıklı sık hem de vatandaşın aklıyla dalga geçmek prensibini taşıyor. Çok net. Bu köprülerle ilgili ben size mesela taslak sözleşmeden bir örnek vereyim. Bir köprü sözleşmesinden. Diyor ki müteahhit firma, konsorsiyum. Biz diyor normalde bunu diyor 5 yılda bitireceğiz. Ondan sonra da örnek veriyorum 20 yıl biz burayı işleteceğiz. Ama diyor biz erken bitirirsek, erken bitirmede eyvallah. Yani 5 yılda bitireceğim dediğini siz 3 yılda bitirirseniz 2 yıl önceden başlatmış olursunuz. Yani 20 değil 18 yıl artı da 2 yıl yine 20 yıla tekabül eder. Hayır öyle değil. O 20 yıl işletme baki erken bitirmeden kaynaklı da artı 2 yıl daha ekliyorlar. 22 yıl. Yani ve bu aradaki ödenen avanslar da yine bizim aklımızın, dimağımızın alamayacağı rakamdır. Dolayısıyla bütün bu matematikler çok net ve ortada. Bunları tablete, EYT'lilere, atanamayan öğretmenlere, bugün esnafımızın vergi ve SGK borcunun silinmesine ya da vergi ve SGK borcunun devletin müşterek olarak yüklenmesine gibi rakamlarla anlatabiliriz ama inanın o kadar çok imalat, o kadar büyük rakamlar söz konusu ki yani bununla EYT'lilerimizi iki defa emekli edebilir. Bütün öğrencilerimize birer tablet, birer de özel olarak kullanabilecekleri tablet dağıtabiliriz. Esnafımıza SGK ve vergi 3-5 yıl ödettirdiniz. Yani bu rakamlar böyle rakamlar. Dolayısıyla burada tekrar altını çiziyorum. Bu kamulaştırma konusuyla ilgili uluslararası ve ulusal hukuk kurallarına da bağlıyız. Uluslararası ve ulusal hukuk kurallarının dışında bir üslubu ne Cumhuriyet Halk Partisi'nin hukukçuları, ne İyi Parti'nin hukukçuları, ne de İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin vaat ettiği iktidar dönemi hukuku çiğnemek üzerinden değil. Ama sorumluları tespit etmek ve sorumluların bunun bedelini ödemesini sonuna kadar sağlamaktır iktidarın görevi. Evet. İsmet abi? Yani öyle bu sözleşmelerdeki kurallara hukuka aykırılık yoksa uyarız demek bence teslimiyetçi bir siyasetçi mantığına doğru sürükler bizi. Siyaset biraz cesaret işidir. Türkiye'nin unuttuğu bir kavramı Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin gündemine taşıdı. Kamulaştırma, devlet soygununa dur deme, kamunun hakkının gasp edilmesine seyirci kalmama. Bunu Kemal Kılıçdaroğlu mutlaka ve mutlaka çok iyi çalışmış olmalı ki önce Cumhuriyet Gazetesi'nde buna ilişkin iki makale yazdı. Sonra da 2. Yüzyıla Çağrı Beyannamesi'nin ana eksenlerinden birini bu yaptı. Biri hukuktur,
Biri de bu kamulaştırma meselesidir. Ekonominin çarkıdır. Şimdi siz eğer şehir hastaneleri yoluyla bir soyguna kapı açmışsanız, kamu hakkını, vatandaş hakkını belirli bir gruba transfer etme ve o gruba da kendiniz ortak olarak oradan beslenme yolunu seçmişseniz bunu durdurmak sizin elinizde. Ama burada soygun ifadesini kullandığımızda niye için biraz soygun, şöyle, ağır değil şöyle, mi? Yani şöyle, sonuçta soygun, bir şöyle kamuya hizmet. Şöyle. Hafif mi? Hafif makamlar oluyor. Bak şöyle. Şimdi soygun hafif şehir hastaneleri üzerinden ya da otoyollar köprüler. Bütüğü bildiği için ben orada. Yok yani bunda bir sakınca yok bu kavramda. Öyle mi? Tamam. Bunda bir kavram da yok. Yani bu konuda dava açarlarsa biz ispat edebiliriz yani rakamlarda. Siz moderatör olarak yorumcuya bu ifadenin doğru olmadığını hatırlatırsınız, hatırlatını yapın ki RTÜK uzmanları bunu deşifre ederken moderatör burada itirazını ortaya koymuştur. Ben itiraz dedi. Ettim şimdi size. Tamam ettiniz. Buyurun. Peki ben diyorum ki şimdi hasta garantisi vermedi diyor. Peki tahlil garantisi verdi diyorum ben. Görüntüleme garantisi var bir de. Tahlil garantisi var. Tahlil görüntüden geçtik. Tahlil ya diyor ki şu kadar tahlil yapılacaktır. Yapılmazsa ya vatandaş hasta olmadı diye biz vatandaşı suçlayacak noktaya doğru gidiyoruz. Hocam, gelip tahlil yapmadı diye. Başkanımız bu hastaneler dolmaz dediler. Bak nasıl doldu dedi. Dedi. Şimdi yani buradan, vatandaşların sağlığı bozuldu. Ondan bile kendilerine bir pozitif çıkarım yapıyorlar. Burada, o da hayretlik burada bir durum yani. Kamu kaynaklarının belirli özel sözleşmeler üzerinden belirli gruplara transfer edilmesi söz konusudur. Evet. Ve siz hukuka uyarak, yasa çıkararak anayasada kamulaştırma hakkı vardır çünkü. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda var kamulaştırma. Yani iktidar işine geldiğinde acele kamulaştırma yetkisini kullanıp vatandaşın değerli arazisine el koyabiliyor. Bunu bir şirkete tahsis edebiliyor 100 yıllar, 90 yıllığına. Ama siz de kamunun olan malı, değeri bir şirk gruba aktarma yolunu kesip çıkarma hakkına sahipsiniz. Eğer tazminat maddesi varsa bununla ilgili anlaşılır. Yani burada bir noktaya çok dikkat etmek gerekli. Kamulaştırma denildiğinde bir kısım şöyle anlıyor. El koyma diye anlıyor. Biz bir el koymadan bahsetmiyoruz. Biz toplum yararına devletin kendi gücü ölçüsünde oturup bu sözleşmeleri ki bunlar zaten dönem dönem tadil edilen sözleşmeler. Yani içeriğinde pek çok değişiklik yapılan sözleşmeler günün koşullarına ve şartlarına uygun olarak bu firmalarla bir masaya oturulacak ve denecek ki bu yaptığınız işin maliyeti budur kardeşim. Ancak aradan geçen süre içinde sizin kasanıza giren tutar da budur. Ödenen krediler de şudur. Zaten kredilere kefil olan da devlettir, hazinedir. Dolayısıyla gelin bunu olması gereken noktada hazinenin boşalmayacağı, zararın daha fazla devam etmeyeceği noktada, asgari bir noktada adı konsun denir. Devletin gücü orada o sözleşmenin makul bir sözleşmeye dönüşmesini sağlar. Ha, bu noktada ilgili görevli şirketler daha önce pek çok bu yapışe devret modeliyle yapılan köprü tünel otoyolda olduğu gibi der ki ben bu sözleşmenin bir tarafı olmak istemiyorum ve kendime ait hisseleri satmak istiyorum deyip kendisi bir başka firmaya da bunu satabilir veya devlete de yine makul ölçüde bir devir gerçekleştirebilir. Yani bu noktada kamulaştırma aslında çok pozitif, çok yumuşak ve dengeleri gözetecek şekilde vatandaşlarımızın artık bu yatırımları ücretsiz olarak kullanmasını sağlayacak bir aşamayı kaydetmek için yapmamız gereken bir atmamız gereken bir adım. Peki şimdi, yani bu şöyle bir şey. Bu kadar 5 tane yandaş şirkete bunca ihale verilirken sadece bu yandaş şirketler mi para kazanıyor? Sadece onların kasasına mı para giriyor? Hayır. Aynı zamanda binlerce, on binlerce firma iş alamadığı için, ihale alamadığı için sektörün dışına itiliyor. Yani burada sadece 5 tane şirketin çıkarına ve menfaatine odaklanıp onu da uluslararası hukuk, sadece uluslararası hukuk diyerek bir noktada onların menfaatini bir şekilde çevreleyip koruma altına alıp diğer yok olup giden şirketleri de görmezden gelemeyiz.
Bu noktada biraz önce söylediğim gibi kamulaştırma demek el koyma demek değildir. Ama devletin bütün gücüyle birlikte vatandaşın çıkarlarını koruyacak şekilde o masaya oturmasıdır. Ayrıca bir kamulaştırma kavramından da korkmamak gerekiyor. Yani kamu adına kullanmaktan söz ediyoruz ya. Kamunun olanı ama kamuya bugün, kazandırmaktan bugün, söz ediyoruz. Genelde o kamulaştırma deyince sanki iktidar öyle bir ifadeyle ortaya koyuyor ki yani özel sektörü tamamen yok edecek, bir daha yatırım dahi yapılamayacak noktaya gelecek. Kategorik olarak böyle olumsuz algılanması gerektiğini söylüyor. Yoksa Uğur Bey'in söylediği gerçekten çok mantıklı ve sizden çok farklı bir şey söylemiyor. Sonuç itibariyle siyasetçi sıfatı ve hukukçu kimliğiyle konuşuyor. Bir tahkim meselesi var. Sonuç itibariyle Londra senin kamu yararına bakmaz. Sözleşmeye bakar. Bağlanmışsın çünkü artık. Yazılı metinlere bakar. Sen kar ediyorsun, zarar ediyorsun. Bu senin vatandaşına fahiş bir hizmet sağlıyorsun. Bunlar ilgilendirmez. İmzaya bakar, imzanın üstündeki maddelere bakar. Ama sonuç itibariyle biz biliyoruz. Türkiye'de bir siyasetler değiştiği zaman bu 5 müteahhit kendileri gelecektir, oturacaktır ve sizinle muhtemelen bir anlaşma yapacaktır. Ha bu anlaşmada devlet adına oturan insanların bakış açısı işte İsmet'in söylediği gibi halktan yana olacaksa bunlar da kamulaştırma olacaktır. Çünkü bu kadar basit. Çünkü devlet tek başına sadece proje bakan bir yapı değil. Devlet gücü Türkiye'nin bütün sınırları içinde gücünü gösterebilen, gücünü ortaya koyan hatta Türkiye sınırlarının dışında da bu gücünü ortaya çıkaran bir kurumsal bir yapı. Dolayısıyla bu şirketler Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin masaya oturduğunda talep ettiği ve vatandaşın hakkını kolladığı makul bir anlaşma çizgisi arayışını reddedemezler. Reddetmeleri demek bütün sektörel alanlardaki hizmetleri açısından devleti kendilerine bir rakip olarak görmek demek. Zaten devlet aygıtını temelde hükümetlerin asıl pozitif anlamda vatandaşların hizmet alması için kullanabileceği en temel yegane hareket tarzı budur zaten. Yoksa özel şirketleri yok etmek değil ama Türkiye'de sadece 5 tane yandaş şirket yok. 10 binlerce, 100 binlerce şirket var ve bu şirketler de o 5 yandaş şirketin mağdurudur aynı zamanda. Şimdi yavaş yavaş bir araya gideceğiz. Uğur Bey de bizi zaten dinliyor. Aradan sonra kendisine Türkiye Varlık Fonu'nu soracağım. Deniz Bey'le de onu konuşalım isterim bir süre. Çünkü Varlık Fonu'ndaki şirketlerin de Varlık Fonu'na geçtikten sonra zarar ettiği gerçeğiyle karşı karşıyayız. Ve o zarar etme, ettirilme durumu da farklı bir noktaya gidiyor gibi. Çünkü o şirketlerin satılmasının önünde zarar ediyor. Satalım da kurtulalım gibi bir yaklaşım da söz konusu değerlendirmelerini yapıyor. Özellikle muhalefet cephesi. Aynı zamanda hukuk reformuna, ekonomi üzerinden reforma Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki 2021'de halkın takdirine, halkımızın takdirine sunacağız reformları diye. Bu reformlara gerçi içeriğini bilmiyoruz, başlıkları da çok bilmiyoruz ama en azından halkın takdirine sunulacak reformlardan da biraz bahsedeceğiz. Efendim kısa bir ara vereceğiz. Bir ufak bir not atayım. Buyurun. Şimdi Kanada'dan arkadaşımız, gazeteci arkadaşımız Nihat Dağdelen mesaj atmış. Selam olsun Nihat abi. Ya Kanada hükümeti sadece kendi vatandaşlarına yetecek değil. Afrika'da aşı alacak, aşı alamayacak durumda olan insanlar için de 40 milyon, 50 milyon doz aşı sipariş vermiş. Afrika mı? Biz yok muyuz? Yokuz maalesef. Hayır buradan Nihat abi o zaman bir mesaj verelim. Biz de aşıyı alamadık. Kanada'da varsa bir orada girişim imkanı torpil olmuyor. Olmuyor. Ama önce kendi vatandaşlarına. Tabii öncelik kendi vatandaşlarına. Efendim darısı başımıza diyelim. Bir ara verelim. Biz çayları tazeleyeceğiz. Sanırım Uğur Bey de kahvesini alacak. Devam edeceğiz efendim.